Şimdi kapatılan hastanelerin önüne gideceğiz. Oradaki son duruma bakacağız. Daha önce orada problem yaşayan, evlatlarını kaybeden ya da orada evlatları tedavi görmüş ya da bir şekilde yoğun bakıma alınmış aileler de yayınlarımızı görüp hastanenin önüne geliyorlar. Oradaki son durumu da alacağız. İstanbul Esenyurt'ta Hasan Zahit teyzem, Esenler'de de Esra Akyürek var. Sanıyorum Hasan Zahit sen Şafak Hastanesi'ndeydin Bağcılar'da. Şimdi Esenyurt Reyap'tasın. Önce sözü sana verelim. Oradaki son durum nedir? Evet Efe, teşekkür ediyorum. Sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi aslında kapatılan hastanelerin önünden yayınlarımızı gerçekleştirmeye devam ediyoruz ve bu durum tabii ki kamuoyunda büyük bir ses getirmeye de başladı. Sosyal medya üzerinden de oldukça fazla mesaj almaya başladık diyebiliriz. İfade etmiş olduğunuz gibi aslında bebeklerin ölümüne neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen yeni doğan çetesi kapsamında yaklaşık 19 tane hastane var ve bu hastanelerden 10 tanesi kesin bir şekilde kapatılmış durumda. Şu anda bizler neredeyiz? Az önce senin de ifade etmiş olduğun gibi kameraman arkadaşım Yusuf Efe Bingöl ile beraber Esenyurt'ta bulunan Reyap Hastanesi'nin önündeyiz. Bakın burada da Reyap Hastanesi'nin tabela kısmına da bir branda örtülmüş bir şekilde şu anda duruyor ve hastane içerisinden tahliyeler yavaş yavaş başladı. Zira hastanede hastalar bulunuyordu ki çok sayıda hasta bulunuyordu. O hastaların nakil işlemleri yavaş yavaş başladı. Biz de az önce kameraman arkadaşımla bu duruma şahit olmuştuk. Tabi aslında içeride bulunan hastalar da tedirgin olduklarını ve korktuklarını dile getirdiler. Çünkü ciddi anlamda bayağı durumu kritik olan, ağır olan hastaların olduğunu biliyoruz. Dördüncü evre kanser hastası olan birini biliyoruz. Ve tabii ki bu konuda naklin oldukça sıkıntı olacağını da söylemişlerdi. Anlatmak istediğim hastane içerisinde de bulunan hastaların durumu da aslında oldukça kritik diyebiliriz ki bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerden yeni doğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde eden yeni doğan çetesi. İşte o yeni doğan çetesinin bağlantı kurduğu hastanelerden biri de bizim önünde bulunduğumuz bu Reyap Hastanesi. Esenyurt Reyap Hastanesi ki aslında kameraman arkadaşımdan rica edeceğim bir sağ tarafa doğru da göstermesini istiyorum. Çünkü hastanede oldukça büyük bir hastane. Esenyurtluların da tercih ettiği özel hastanelerden biri olduğunu öğrendik. Az önce ve hastanede büyük olduğunu ifade etmiştim ve içeride çok sayıda hasta var ve hastaların da nakil işlemleri yavaş yavaş devam ettiğini belirtebiliriz. Tabi bundan bir saat önce Adalet Bakanı Yılmaz Tunç oldukça önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bir yıllık araştırmanın neticesinde 26 Nisan 2024 tarihinde 47 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 4'ü doktor, 18'i hemşire, toplam 22 kişi tutuklanmıştı. 11 doktor olmak üzere de 25 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Hiç kimse yargı mensuplarını tehdit edemez demişti. Çünkü bu konuyla alakalı da bir yargı mensubu tehdit edilmişti. Savcı tehdit edilmişti ve savcı tehdit eden kişiler hakkında da soruşturma açıldığını söyleyebiliriz. Ki burada bulunan bu hastanede özel Reyap Hastanesi de yine aynı şekilde yeni doğan çetesiyle bağlantısı olduğu bilinen bir hastane ve bu hastanede işte günler öncesinde kapatıldı ve işte görmüş olduğunuz gibi de yine hastanenin tabelasına bir branda koyuldu ve artık içeriye herhangi bir şekilde hasta nakli sağlanmıyor. Herhangi bir şekilde acil kapısından veya normal giriş kapısından bir hasta girişi yapılmıyor ki az önce ifade etmiş olduğum gibi içeride bulunan hastalar da yavaş yavaş başka hastanelere nakledilmeye başlıyorlar. Bu noktadayız. Gelişmeleri oldukça aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü şimdilik size bırakalım. Merve Tepe. Çok teşekkürler. İstanbul Esenyurt'tan son notları anlattı Hasan Zahit teyzem. Şimdi Esenler'e gidelim. Esra Akyürek o noktada. Esen, neler anlatacaksın bize? O hastanelerden bir tanesi de Esenler Güney Hastanesi'ydi. Buradaki hastanedeki hastaların nakilleri dün geceye kadar devam ediyordu ve en yakın kamu hastanelerine ambulanslar aracılığıyla sevkleri gerçekleştirildi. Geride bıraktığımız saat içerisinde ise bu hastanenin acil girişine mühür vuruldu. Orayı da sizlere göstereceğiz ama şöyle biraz ilerlemek istiyorum burada yaşananlara dair. Şimdi saatlerdir burada bekleyişimiz sürüyor. Bununla birlikte ailelerin özellikle
özellikle çocuklarını bu hastanelerde kaybetmiş ailelerin buraya gelişi de sürüyor. Bakın buradaki mühür de yeni takıldı. Geride bıraktığım saat dilim içerisinde ekipler buraya geldi ve hemen de kapıya bir yazı asıldı. İl Sağlık Müdürlüğü'nün yazısı ve ekinde yer alan Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün bakanlık makam oluruna istinaden mühürlenmiştir yazısı buraya asıldı. Ve aynı şekilde kapıların her birisine de hastanemize tedavi ve hasta bakım hizmetleri durdurulmuştur yazıları asıldı. Burası acil girişiydi. Hemen yan tarafta bir giriş daha vardı. Aynı şekilde o girişlerin her birisi ayrı ayrı mühürlendi ekipler tarafından. Kapılarına mühürler vuruldu ve yazılar asıldı. Bu yazılarla birlikte artık bu hastaneye giriş çıkışlar da tamamıyla kapatılmış oldu. Mühürlenmesinin ardından o yazılar da işte buradaki yerini aldı. Şimdi yeni doğan çetesi. Tabii çok iyi, korkunç detaylar var iddianamede. Bu detaylarla birlikte burada konuştuğumuz ailelerin de çok ilginç beyanları var. Soruşturmanın biraz daha derinleşeceğini düşünüyoruz. Çünkü burada konuştuğumuz aileler de şikayette bulunacaklarını ifade ettiler. O şikayetlerin de gelmesiyle burada doğan ve çocuklarını kaybetmiş ailelerin şikayetleriyle birlikte o soruşturmanın biraz daha derinleşeceğini düşünüyoruz. Sabah saatlerinden itibaren biz buraya ilk geldiğimizde aslında ekiplerin bir çalışması vardı. Özellikle üst taraftaki pankartları, resimleri, sökme işlemleri gerçekleştiriliyordu. O işlemlerde bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Keza hastanenin isminin yer aldığı tabelalarda tamamıyla söküldü. Sadece bakın giriş kapılarda kalan o yapıştırma isimler duruyor. Özel Güney Hastanesi yazıları bu alanda, ancak üst taraftaki tabelalar tamamen sökülmüş durumda. Buradaki poliklinik girişiydi. Yine buradaki döner kapıda kapatıldı. Önüne dubalar yerleştirildi. Arka tarafına sandalyeler yerleştirildi ki bu kapıdan girişlerde tamamıyla kapatılmış oldu ve burada da hastanemize tedavi ve hasta bakım hizmetleri durdurulmuştur yazısıyla aynı şekilde her bir pencerede, duvarda bu yazılar yer alıyor. Şimdi İstanbul'da 112 acil merkezinde çalışan kişilere ve bazı hastane çalışanlarıyla ortak hareket ederek yeni doğan bebekler üzerinden para kazanmaya çalışan çetenin organizasyon şemaları da çıkartıldı. Bununla birlikte ailelerinden elden para talep eden ve bazı bebekleri de öldüren çetenin çatısının ilk belirlemelere göre de iki doktor, bir ambulans şoförünün oluşturduğu anlaşıldı. Tabii 22 tutuklu var. Hastaneler kapatıldı. Soruşturma devam ediyor olacak. Derinleştikçe belki daha farklı hastanelerde durumlar ortaya çıkabilir. Ancak şunu ifade etmek lazım. Yani konuştuğumuz kişiler şunları söyledi bizlere. Burada yeni doğan çocuklarını kaybetmiş ailelerle konuşma imkanı bulduk. Keza yayınlarımızı gördükçe onlar sürekli yanımıza geldiler ve kendilerini ifade etmek istediklerini söylediler. Çocuklarını bu hastanede kaybetmişler. Ancak bu şüpheli bir ölüm mü? Yani yeni doğan çetesinin bir sonucu mu? Yoksa gerçekten herhangi bir hastalık sebebiyle mi çocukları vefat etti? Bu bilinmiyor. Bu yüzden de ailelerin aklında soru işaretleri kaldı. O soru işaretlerini de yanımıza gelerek bir çözüm aradıklarını ifade ettiler. Konuştuğumuz kişiler şunu söyledi. Özel Güney Hastanesi burada Esenler'de. Ancak burada tedaviye başladıkları süreç içerisinde çocuklarını Bağcılar'daki Hasan Zahit Ezmi'nin yayın yaptığı o Şafak Hastanesi'ne nakletmek istediklerini ifade etti buradaki hastane çalışanlarının. Aynı şekilde yine Bağcılar'da o kapatılan Medilife Hastanesi'ne de buradan sürekli nakillerin gerçekleştirilmek istendiği aktarıldı. Buradaki çocuklar anlaşmalı oldukları o hastanelere, o kapatılan hastanelere naklediliyordu. Ve bir kısmının da herhangi bir tedaviye ihtiyacı olmadığı halde antibiyotiklerin ve ilaçların verildiği, gereksiz yere küvezde kaldığı, aynı şekilde iddianamede yer alan o bilgilerde gün yüzüne çıkan detaylardan birkaç tanesiydi. Yine konuştuğumuz mağdurlar şunları ifade ettiler. Hatta bir tane evli çift yanımıza geldiklerinde hanımefendi 9 aylık hamileydi. 7 aylıkken burada rutin kontrollerini gerçekleştirdiği sırada doğumun başladığını ve acilen sezaryene alınması gerektiğini söylediklerini ilettiler.
ilettiler. Ancak başka bir hastaneye gittiklerinde herhangi bir sorunun olmadığını, doğumun başlamadığını söylemeleri üzerine bir sıkıntılarının kalmadığını söylediler. Keza o hanımefendi şu anda 9 aylık hamileydi. 2 ay önce buradan verilen o sözle birlikte sezaryene girmiş olsaydı belki aynı ihmaller o kişinin çocukları üzerine de uygulanabilecekti. Şimdi o yüzden bunu söylüyorum. Soruşturma derinleştikçe daha yeni detaylar gün yüzüne çıkacak. Çünkü aileler yanımıza gelip bu olayları duyduktan sonra benim çocuğuma da aynısı olmuş olabilir mi sorularıyla karşılaşıyorlar ve bununla birlikte de şikayette bulunacaklarını ifade ediyorlar. Şimdi yeni şikayetlerin gelmesi, yeni başvuruların ortaya çıkmasıyla birlikte belki çok daha ne yazık ki fazla mağdur da gün yüzüne çıkabiliyor olacak ki bu oldukça üzücü bir durum. Ancak şunu ifade edeyim, bizim yani birkaç saattir bekleyişimizde bile bu kadar mağdur yanımıza geldiyse bunların başvurularıyla birlikte dediğimiz gibi soruşturma ne yazık ki derinleşecek gibi görünüyor ve yeni detaylar da ortaya çıkacak gibi görünüyor. Çok teşekkürler. Esra Kürek anlattı ayrıntıları. Şimdi bu bahsi geçen 19 hastaneden şu an onun mühürlenmiş durumda. Diğer 9'u ile ilgili işlemler devam ediyor. Hani orada net bilgileri birazdan anlatalım. Belki sevkiyatlar, yani hastaların ona tahliyesi, başka hastanelere sevk edilmesi gibi durumlar var. Aynı zamanda tabii bu mühür vurulan hastanelerdeki son durumu da anlatmaya devam ediyoruz. Bizim de yayınlarımızı gördükçe aileler oraya gidip röportaj veriyorlar. Bu tabii biraz önce de söyledim, hem bizim mikrofonlarımız hem Sabah gazetesi yine aynı şekilde burada mağdur olan ailelerin de üzerine gideceğiz. Yani onlarla da konuşacağız. Çünkü bu soruşturma belli ki derinleşecek. Bahsi geçtiği gibi böyle 12 bebek gibi bir durumun olmadığı çok şüpheli. Sabah gazetesi haber müdürü Sayın Nazif Karaman'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Nazif Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Soruşturmanın çok farklı boyutları var. Şimdi iddianamede yer alanlara önce bir bakalım. Sonra tabii bu ailelere de mikrofon uzatıyoruz. Hem sosyal medyada yazıyorlar, çiziyorlar. Ellerinde belgeler var. Az önce Esra da söyledi. Ben de aynı şeyleri gördüm. Bazı bebekleri prematüreymiş gibi gösteriyorlar. Evet, prematüre bebek olsa süresi zaten farklı işliyor ama sanki bebek prematüreymiş gibi alıp böyle 45 gün yoğun bakımda tutma isteği vesaire gibi çok korkunç durumlar var. Ama bunlar sanıyorum henüz daha yeni iddia olduğu için bunlar da herhalde iddianameye girecek. Nedir son durum, bir dinleyelim. Şimdi sizden. Dediğin gibi bir davası açılan, toplam 47 şüphelisi olan bir iddianame söz konusu. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaştırılmış bir iddianame var. Fakat Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nda şu anda soruşturmanın bir bölümü devam ediyor. Ne olacak? Yeni mağdurlar tespit edildikçe Büyükçekmece Başsavcılığı tarafından onların ifadelerine başvurulacak. Onlar neler anlattı dinlenecek ve oradaki şüpheliler hakkında da ayrıca iddianame düzenlenip yeniden Bakırköy Adliyesi'ne gönderilecek ve yargılamayı yapan Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyayla birleşecek. Yani bu soruşturma da henüz kapanmadı. Halkımız bu konuda müsterih olsun. Yargı görevini yapıyor. Demin Adalet Bakanı'nın belirttiği gibi yargı 27 Mart 2023'ten beri bu soruşturmayı titizlikle devam ediyor. Mağdur ailelerin savcılığa başvurması lazım. Buradan da çağrı yapalım. Bunları dinlemekle kalmasınlar. En ufak bir şüphe duyanlar, bu hastanelere yolu düşenler ve bu hastanede en ufak bir şüpheli muameleye maruz kalanlar lütfen Büyükçekmece, bakın adres de belli, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat etsinler. Mesai saatleri içerisinde soruşturmayı yürüten savcı belli, müracaat bürosuna gidecekler. Oradan bu soruşturmayı yürüten savcının kim olduğunu öğrenecekler ve o savcının kapısını vurup şüphelerini dile getirecekler. Savcılar mağdurları bekliyor. Bakın A Haber ekranlarından görüp televizyona bile şikayete gelen vatandaşlar lütfen savcılığa da bizzat gitsinler ve mağduriyetlerini dile getirsinler. Tabii Merve, korkunç bir olayla karşı karşıyayız. CİMER başvurusu üzerine, bir annenin, mağdur bir annenin CİMER başvurusu üzerine ortaya çıkan bir soruşturma. CİMER'e hastanede gördüklerini, hastaneden duyduğu şüpheleri yazan ve yoğun bakımda bebeğinin başına gelenlere ilişkin bazı şüphelerini yazan bir annenin başvurusu üzerine gelinen bir süreçteyiz. CİMER başvuruları nereye iletiliyor? CİMER başvuruları hem ilgili birime, yani İl Sağlık Müdürlüğü'ne hem de savcılığa iletilir. CİMER başvuruları çok önemlidir. Bu başvurular üzerine yapılan bir soruşturma İl Sağlık Müdürlüğü'nün idari olarak
yürüttüğü bir soruşturma, adliyenin adli olarak yürüttüğü bir soruşturma, daha sonradan da bir araya getirip operasyona dönen bir soruşturma söz konusu. 47 şüphelisi var, bunların 22'si tutuklu. Dediğimiz gibi süreç 27 Mart 2023'te başlıyor. Daha sonradan savcılıkta bu soruşturma için düğmeye basılıyor ve geçtiğimiz aylarda da bu operasyona dönüştürülüyor. 22 kişi tutuklanıyor bundan 5,5 ay önce. Yeni olan ne? Yeni olan aslında kamuoyunu bu olayı en dikkat şekilde gündeme getiren bir savcının tehdit edilmesi. Savcıya tehditten soruşturmayı sonra yürüten YE isimli Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı, kendisini de buradan ayrıca cesareti yönünden tebrik etmek istiyorum. YE isimli savcıyı. Bu savcı makamında kendini bilmez, haddini bilmez İki tane adam tarafından işte şunları bırakmazsan rezil olursun, adreslerin belli, şu belli, bu belli diye tehdit ediliyor. Ve bu kişilerin gözaltına alınması ve görüntülerin ortaya çıkmasıyla aslında buzdağının görünmeyen kısmı ortaya çıkıyor. Ve bu vicdansızlık üzerine kurulu bir sistem, insanlık dışı mahlukların kurduğu bu örgüt deşifre oluyor maalesef. Kimdir bu Fırat Sarı? Bu Fırat Sarı, bakın bu Fırat Sarı 5 yıl PKK'dan cezaevinde yatmış bir doktor. 5 yıl terör örgütü PKK suçuyla kendi ifadesinde söylüyor. Ben 5 yıl PKK'dan cezaevinde yattım diyor. Daha sonradan da Esenyurt'ta bir hastanesi var. Bu Fırat Sarı bir vicdansızlık örgütü kuruyor. Bu örgüt Esenyurt'taki hastaneyi sonradan mı açıyor? Nasıl oluyor? Tabii tabii. 10 yıl önce galiba. Yatıyor, çıkıyor sonra. Evet evet. O 10 yıl öğrenciyken, bu tıp fakültesinde öğrenciyken cezaevine düşüyor. PKK'dan cezaevinde yatıyor ve daha sonradan da hastane açıyor. Aslında bu insanların hastanede açamaması lazım. Yani böyle bir hükümlülüğü varsa, böyle bir suçu varsa hastanede de açamaması lazım. Ama bu Fırat Sarı açıyor. Fırat Sarı işte ambulans şoförleriyle, 112 görevlileriyle, hemşirelerle bir ne kuruyor? Örgüt kuruyor. Bu örgüt bir doğum oldu. Doğumda çocuk yoğun bakıma düştü. Bu devlet hastanesinde oluyor. Daha sonradan bunun devlet hastanelerinde yoğun bakımlarda yeterli yer olmayınca SGK ile anlaşmalı hastaneler olur. Hepimiz anne babalar başına gelmiştir. Benim de başıma geldi. Özel hastanelere sevk edilir. Bu işte özel hastaneye sevkine karar verildiği anda bu örgüt devreye giriyor. Bu ambulans şoförleri, işte hemşireler örgüt çalışmaya başlıyor. Ve çocuğu 112 görevlisi nereye götürüyor? Örgütün kontrolündeki hastanelere götürüyor. Burada da zaten hemşireler bekliyor, çocuğu alıyorlar ve çocuğu yoğun bakımda olmayacak işler çocuğun başına geliyor. Ne oluyor mesela? Çocuk anlaşmalı hastanenin yoğun bakımına geldi. Yapılmaması gereken tedaviler yapılıyor. Çocuk aslında taburcu edilmesi gerekiyor ama 10 gün daha yatırılıyor Merve. Şimdi hasta olmayan çocuğu yoğun bakımda yatırıyorlar. Bu ne demek? Yoğun bakım riskli. Orada enfeksiyon var. Orada her türlü kötü şart var ama çocuk orada yatıyor. Yani hasta olmayan çocuk yoğun bakımda hasta oluyor ve ölüyor. Tabii, bu neden yapılıyor Merve? Hı hı. Bu devleti soymak için yapılıyor. Aileyi soymak için yapılıyor. Adamlar bir yandan devletten gün başına 8 bin lira alıyorlar. Diğer yandan da yoğun bakımın kapısında gözyaşlı ailelerden 35 bin lira şu ilaçla para vermelisin, devlet ödemiyor diyorlar. Şunu almamız lazım, şunun parasını vermeniz lazım. Yani bir yandan ailenin o acılı zamanını istismar ediyorlar, soyuyorlar. Diğer yandan da çocuk her kaldığı gün 8 bin lira devlete fatura kesiyorlar. Gerçekten bir vicdansızlık örgütü bu. Bebeği anneyle buluşturmuyorlar. Bebeği anneye hiç göstermiyorlar doğduktan sonra. Doğal olarak işte anne sütüne kavuşması gereken bebek, sağlıklı bir bebek bir anda kendini küvezin içinde buluyor ve bebeğe işte ilaçlar yüklüyorlar. Belki başka bir şeyler veriyorlar orada. Bebek anne sütüyle buluşmuyor, anneyle buluşmuyor ve bir anda bir küvezin içinde. Entübe edilirse devlete daha yüksek fatura çıkacak çünkü. Değil mi? Yani
O ilaç anneyle buluşmadı, o mamalardan devletten daha fazla para alacaklar. Yani her şey, bütün sistem devleti soymak üzerine kurulmuş. Bu kişiler, bu insanlık dışı kişiler, yaratıklar bunun için bir araya gelmişler. Soruşturmada da var sanıyorum, bir de bu ilaçlarla ilgili bir şey olduğu söyleniyor. Yani bu ilaçların devletten aslında ucuza temin edildiği ama bunu işte devletten kaçırıp yurt dışına satıldığı gibi bazı iddialar da var. Şimdi Merve, şöyle, hasta yoğun bakımda yatıyor. Evet. O hastaya o ilacı kullanılmış gibi onun sistemine giriş yapıyorlar. Ama kullanmıyorlar. Hı hı. Ne yapıyorlar? Onu alıp bir köşeye koyuyorlar. Öbürüne de aynı şeyi yapıyorlar. Öbürüne de aynı şeyini yapıyorlar. Ve ne oluyor? Bir ilaç birikiyor. Ve bu ilaçlar çok pahalı ilaçlar. Bu ilaçları da alıp daha sonradan yurt dışına satıyorlar maalesef. Yani aslında çocuğun o ilacı yazılmaması gerekiyor. O kullanmaması gerekiyor. Çocuğa vermedikleri halde onu vermiş gibi çocuğun sistemine yazıyorlar. Hem devletten parasını alıyor Merve, bak. Hem devletten parasını alıyor. Hem de yurt dışına satıyor. İki kere orada dolandırıcılık yapmış oluyor. Demin dedik işte, hekimin önce talebi oluyor. Ne talebi oluyor? Yoğun bakım talebi oluyor. Sevk edin. Evet. 112 ASKOM ne demekti? Onu ben yazmıştım. ASKOM 112'nin acil sağlık hizmetleri koordinasyon komisyonu. Acil sağlık hizmetleri, burada da çete üyeleri var. 112 koordinasyon merkezine haber verilmeden öğrenilen hastalar var ve daha sonradan da bu 4 kişi bu sistemin bel kemiği, bunlar ambulans şoförleri. Bunlar hasta şoför mü? Tabii, ambulans şoförleri. Bunlar bu hastaları anlaşmalı hastanelere götüren. Yani Fırat Sarı'yla İlker Gönen, bunlar örgütün 1 ve 2 numaralı isimleri. Hı hı. Bunlar da bu iki isme bağlı ambulans şoförlere talimat alıyorlar bunlardan. Çünkü neden? Para alıyorlar. Kamu personeli, ama ne yapıyorlar? Bunlardan para alıyorlar. Bunlar bu örgüt liderlerine, örgüt yöneticilerine çalışıyorlar. Bunların belirttiği hastaneleri bu ambulans şoförleri bindiriyorlar ambulansa. Nereye getiriyorlar? Artık kamuoyunda artık isimleri de hep deşifre oldu. Hı hı. Yayın yaptığımız hastaneler, bunlar bu hastanelere çocukları getiriyorlar, yoğun bakıma çocukları atıyorlar ve o dakikadan sonra artık geçmiş olsun. Çocuk devleti soymak isteyen, aileleri soymak isteyen ve her türlü insafsızlığın dibine vurmuş insanların, çocuklar eline düşüyor ve çocukların buradan cenazeleri çıkıyor. Ben 12 çocuk olduğuna da inanmıyorum. Yok, daha kimse fazla inanmıyor. Daha fazla çocuk onu var burada. Kesinlikle daha fazla çocuk var. Burada benim aklıma şu soru geliyor doğal olarak. Mesela yanlış söylemeyeyim, 47 kişi galiba dedi değil mi Sayın İddianamede Bakan var, az evet. önce. 11 doktor. Evet. Ya da 4 doktor mu dedi? Tam hatırlamıyorum. Yanlış bir rakam. 4'ü doktor. 4'ü şu an tutuklu olan tutuklu. Doktor. Sanıyorum 11'i adli kontrol şartıyla serbest kalan 22 kişiden de 11 doktor var. Bu kadar az insanla, bu kadar çok hastaneyle bu iş yapılabilir mi? Yani aslında daha fazla kişi yok mu bu işin içinde diye açık açık sorayım. Demek i̇şte, istediğim şey o. Size demin dedim ya, soruşturmanın devam eden bir bölümü var Merve. Burada soruşturmanın olgunlaşan bölümü ne yapıldı? Ayrıldı. Dava açıldı, mahkemeye gönderildi. Bu kesinleşen. Tabii, bunlar kesinleşen, durumları kesinleşen. Artık suçlarıyla ilgili tüm deliller toplanan kişiler. Bir de devam eden bölümü var. Hı hı. Bundan sonra devam edecek bölümler de var. Çünkü bir aile şikayetçi olmazsa soruşturma yapılmaz. Aile gidecek. Ben buradan herkesi, bu hastanelere yolu düşen ve en ufak şüphe duyan herkesi tekrar buradan söylüyorum. Lütfen gitsinler, şikayetçi olsunlar. En ufak şüpheyi dile getirsinler. Savcılık evet. onları bekliyor. Zaten ellerinde evet. belgeler de var. Şimdi bu sanıyorum iddianameye giren evet. konuşmalar değil mi? Evet. Bunları bir anlatalım Nazif Bey, buyurun. Evet. Şimdi burada iddianamenin, bakın orijinal iddianameden kestik bu bölümü. Hı hı. Şüpheli kişiler
konuşuyor. Kim diyor bu ki, Hakan Doğukan Taşçı? Bu hastane çalışan şeylerden bir tanesi. Hemşirelerden, erkek hemşirelerden bir tanesi. İşte bunun gözü çapaklı şey mi olur falan filan demiş. Biraz da şey aciteler yani artık demiş. Doğukan çocuğa ameliyat edin. Ben dedim ölecek bak konuştum. Bak dedim o ilaç açık tutuyor dedim. Ölecek çocuk dedim. Tamam dedi ki sizinle konuşacağız bugün dedi. Parayı vereyim en azından yüzüm olsun dedi. O açıdan sonra diğerine en azından biz kendi üzerimize alalım. Ben adamlara diyor ölecek dedim ameliyat için geç kaldık. Bakın ölecek çocuğa tedaviyi yapmıyorlar, yapılmış gibi gösteriyorlar. En azından bugün parayı alırız. Hem babaanneyi alırım, gezdiririm, dolaştırırım, onun bir gazını alırım. Yani burada hem insanların parasını alıyorlar, ben gazlarını alırım diyorlar ve burada aileleri oyalıyorlar. Bir tane daha vardı, onu da verelim. Hı hı. Bundan çok fazla var. Yani o kadar fazla konuşma var ki. Evet. 1400 sayfalık bir iddianame Merve. Bunun belki 500-600 sayfası telefon tapeleri. Yani bu suç örgütü telefonla da açık açık konuşmuş. Tedbir olsun diye suç işleyen kişiler bazen WhatsApp'tan konuşur, FaceTime'dan konuşur. Bunlar kendilerine o kadar güveniyorlar ki her şeyi açık açık da konuşmuşlar. Burada da ayrı bir usulsüzlük var. Bakın sütrasyonu 10'a kadar düşmüş. Çok dayanmaz. Sevkini hızlıca yapmamız lazım. Ölürse başımıza da sıkıntı olacak. Bakın yani usulsüz işlem yapacaklarını biliyorlar. Ölürse başımıza sıkıntı olacak diyorlar. Kardiyak hasta uğraşırız yani göndermemiz lazım diyecekler. 112'ye ek atsaydınız diyecekler. Aile kabul etmiyor. Aile bir şeylerden şüphelenmiş. Biz atacağız aile ile 112 arasında diyor. Burada bir telaş var. Çocuğu öldürmek üzereler ve aralarında konuşuyorlar. Bir panik halindeler. Diyor ki sen çocuğu bugün yaşat tamam mı? Ben ne yapacağım biliyor musun? Gidip babayla anayla görüşeceğim. Şimdi bugün parayı alacağım kanka bugün. Bir alem yaparız. Bakın. Korkunç. Sen çocuğu bugün yaşat ki diyor ben parayı alabileyim ve parayı aldıktan sonra da alem yapalım. Yani bir gün daha sen yaşat ki çocuğu diyor parayı alamadık da aileden parayı alayım şeklinde insanlık dışı vicdanın kabul edemeyeceği söylemler, görüşmeler, eylemler insan ne diyeceğini hakikaten bilemiyor. Bir de HTS kayıtları var. Onu da verelim hemen. Hı hı. HTS kayıtlarını da bir görelim. Burada bir de sürekli bir bu konuşmalarda şey var. Bugün yaşat. Bugün evet. Ben gelene kadar neyse o. Ben gelene kadar çocuğa bir şey olmasın. Bugün yaşat evet. Gibi bir sürekli böyle bir konuşma geçiyor aralar. Farklı evet. Kişilerin. Evet. Çocuğu yaşat şöyle. Yani çocuk para üzerine hep kurulu. Orada çocuk yatıyor, daha parayı alamamışlar, tahsilatı yapıp çocuğun ölümünü öyle gerçekleşmesini istiyorlar. Çocuğu yaşat sürekli. O yüzden bu da daha para alamadıklarını, parayı tahsil etmeleri hızla gerektiğini söylüyorlar. Burada bebekle ilgili yanlış müdahale yapılan bir bebekle ilgili konuşma var. Konuşmalar kayda geçmiş. Ökkeşbaz ile hemşire Çağla arasında görüşme var. Bu bebeği daha önce tedavi etmek gerekiyormuş bence. Yani çocuğa gerekli tedavi yapılmamış. Onu hani orada bir gecikme var gibi geldi. Yani oradaki notlarından baktığım kadarıyla tabu bunu aileye siz söylemeyin. Yani çocuğa diyor zamanında tedavi yapılmamış. Çocuk bu yüzden ölüyor. Bunu aileye sakın söylemeyin diye belirtiliyor iki kişi arasında. Özdemir'in sağlıklı doğum uzmanının sağlıklı bebeğin hayatını kaybetmesine ilişkin aileye bilgiyi vermesini, çocuk doktorunda aileye yakınlarıyla konuşmasını istemesini Sarı'ya şikayet ettiği görüşmede karşı tarafın konunun patlayacağını bildiğini, ölüm sebebinin yanlış teşhisten kaynaklandığını iddia ettiği ifadeler yer alıyor. Yani yanlış teşhis bulunuyor. Çocuğa geç müdahale ediliyor ve çocuk ölümüne
sebep oluyor. Ayrıca tabii burada Merve şu var, bir de banka hareketleri söz konusu. Bu demin ne dedik? Fırat Sarı. Bu Fırat Sarı'nın anlaşmalı olduğu ambulans şoförleri var. Fırat Sarı'nın anlaşmalı olduğu ebeler var, hemşireler var. Bunlarla banka hareketleri de tespit ediliyor. Paralar gönderildiği tespit ediliyor. Dosyaya bunların hepsi konuluyor ve iddianame tamamlanıyor. Peki, çok teşekkür ederim Nazif Karaman. Bu kıymetli bilgiler için, yeni bilgiler geldikçe tekrar sizleri ağırlamaya devam edeceğiz. Çok sağ olun. Sabah Gazetesi Haber Müdürü Sayın Nazif Karaman'la birlikte bu yeni doğan çetesine ilişkin son bilgileri paylaştık. Devam ediyoruz.